ben stüdyomda yaşarım. Her gece başka konuklar, şu koltukta ağırlarım. Orkestram çok gıcıktır, yönetmenim laf dinlemez. Metin yazarım kompa. Cümle söylemem yeterli herhalde. Gecenin rengi sadece maviydi senden önce. Vay vay vay! Çok teşekkürler ama bütün bir gece boyunca bizimle ilgili genel kanaatinizin böyle devam etmesini umuyor ve de sizi rahat ettirmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ben kalkayım da koltuğunuz rahat mı? Önce onu istiyorum. Arkadaşlar, hayır. Arkadaşlarla ilgili bir sıkıntı olursa, hayır, hiç çekinmeyi söyleyin. Bizi de sattın yani. Böyle yandan bir sıkıştırma, oradan bir darbe falan olursa derhal bilelim. Sadece bir ricam olabilir. Buyurun. Bir daha şarkı söylemezsen. Bu kadar şenlikli kutlayacağım galiba. Ben hep genelde böyle kendi kendime kapanarak kutlarım. Yüksel Bey'e lütfen özel pastanın en büyük bölümünden rica edeceğim. Şöyle kocaman gecenin bu saatinde gelsin. Değil mi? Evet. Strateji yanlış bence. Neden? Gecenin bu saatinde pastanın kocaman. Daha gecenin ilerleyen dakikalarında ne olacağını kim bilebilir? Kim bilebilir? Sevgili Bey. Nasıl geçti habersiz o güzelim yılları. Sivas'tan bir mesaj var. Yüksel Bey, Sivas'tan ayrıldığınız günü Sivas'ın kurtuluşu olarak her yıl kutluyoruz. Programlarında magazinin suyunu çıkartanlar için. Kırın! Bu dizilerde çocuk sömürüsü yapanlar için. Kırın! Bu taraflı, yanlı haber verenler için. Kırın! Ankara armudu, Ankara armudu. Armut. Bu işin sonu bana tren deseneye kadar. Ama yani çok elma mı armut mu yani? Peki özür dilerim. Misket mi, çelik çomak mı? Misket. Bornoz mu, havlu mu? Bornoz. Yastığın soğuk tarafı mı, sıcak tarafı mı? Soğuk tarafı. Plak mı, CD mi? CD. Sinema mı, tiyatro mu? Of. Yine bunalıma girdim. İkisi de, ikisi de çok yani önemli benim için. Armudun sapı mı, üzümün çöpü mü?
var. Buyurun. Aman ev. Sizi çok yorduk. Ben arz ediyorum efendim. Sizi böyle rahatlatıcı, güzel, uzak doğudan arkadaşlarla stresi attırıcı bir masajla baş başa bırakıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Kapanış konuşması yapabilir miyim buradan? Allah'ım cennette miyim? Sanırım cennetin kapısını açık unutmuşlar. Ben de talihliyim bu akşam. Herkese Türkiye'de televizyon eleştirmenliği nasip olsun diyorum efendim. İyi akşamlar.